Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TTT Geometri Kampı'nın 25. haftasının ikinci videosundayız. Çemberin standart denkleminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani nerede kalmıştık? Şu 11. soruda kalmıştık. Kitabımızda sayfa numarası 229'un sağ tarafını ve 230'u işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik koordinat düzleminde y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu çizilmiş ve y eksenine teğet bir çember. Merkezde a virgül b olarak verilmiş. Bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız? Verilen bilgileri kullanalım. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli değil mi? Evet. Şimdi a, virgül 10. Peki şurası a yani apsimiz a birim. Ordinatımız 10 olduğu için burası da 10 mu? 10. E sonra ne yapacağız? Hocam şu teğet, şu da teğet uzunlukları neydi? Birbirine eşitti. Yani bu uzunluk 10sa bu uzunluk da yine ne olacaktır? 10 birim olacaktır. Sonra başka bir şey yapamadık. Verilen bilgileri kullanalım o zaman. Şurada y eşittir 3 bölü 4 x doğrusunu kullanacağım. Yani büyük ihtimalle eğimi kullanacağım. Eğim ne? 3 bölü 4 değil mi? Evet bunun eğimi tanjant alfa 3 bölü 4. Hocam şurası 3 bölü 4. Burada bir işime yaramaz sanki. Duralım o zaman burada. Çünkü tamamı 10. Başka ne yapabiliriz? Hocam şurada merkez varsa teğet varsa çek dik yapabiliriz. E çek dik yapınca alfa 90 burası beta. Ters açıdan beta. Beta 90 ise burası da alfa oldu. A hocam şurada en azından bir benzerlik benzerlik var. Ve ben eğimin yani tanjant alfanın ne olduğunu biliyorum. 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. O zaman gel burada yazalım. Belki çıkacaktır. Şuraya ben tanjant alfa 3 bölü 4 ya. Buraya 3K. Buraya da 4K diyecek olursam. Şuraya da 4K diyecek olursam. Burası 4K mı? Evet. Şimdi bu yarı çap uzunluğu 4K. Hocam burası da 4K. A süper oldu valla. Vallahi süper oldu. Niye? Çünkü arkadaşım şurada güzel bir şey çıktı. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Ve burada beta'nın karşısı 4K. Burada da beta'nın karşısı 4K. E o zaman ne olacak bunlar? Eş üçgen olacak. Yani alfanın karşısı 3K ise alfanın karşısı 3K'dır. Sonra 3, 4, 5 üçgenden şurası 5K ya. Burası da nedir? 5K'dır. A toplam 8K'nın ne olduğunu biliyoruz biz. 8K'nın 10 olduğunu biliyoruz. Hatta burası da 8K. 10 olduğunu biliyoruz. 8K eşittir 10'dan K'yı buradan 10 bölü 8 buluruz. Yani 5 bölü 4 olarak buluruz. Çemberin denklemini bulunuz. Bitti. K'yı bulunca olay bitti. Gerçi şu t, -t uzunluklarının eşitliğini de kullanmasak da olurmuş. Kullanmadan da bulduk. Burası toplam 8K ya. Ondan dolayı. Evet. Merkezimiz neydi arkadaşlar? Şurası. A 4K'ya eşit. K'dı. K'da nedir arkadaşlar? 5 bölü 4 ya. O zaman 4 çarpı 5 bölü 4 kaç yapar? 5 mi yapar burası? Evet. Merkezimiz 5'e 10 yaptı. Yarı da nedir? 4K. Yani... Hmm, şu A 4K dediğimiz 5 değil mi zaten? 4K dediğimiz 5 yarı çapta 5 yaptı. Çemberin denklemi x eksi 5'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir. R kare 5'in karesi 25 yapar arkadaşlar. Yani örnek 11 bu şekilde bulundu. Güzel bir soru. Evet eski bilgileri de kullanıyoruz gördüğünüz üzere. Geldik örnek 12'ye. Evet çemberler arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmek lazım. Çizelim. Şurada demiş ki bu çember ile bu çember. Bu çemberde merkezimiz nedir? Eksililerini alıyorduk unutma. 1'e 2. Yarı çapı nedir? Bu R kare 9 ise R'si 3. Öbürüne gelelim. Merkezimiz nedir? Bunun merkezi. Şuna M1 diyelim. Buna da M2 diyelim. Hocam 6'ya eksi 10. Eksililerini alıyorduk unutmayın. Yarı çapı da nedir? 4. Rastgele soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Merkezi 1'e 2. Merkez 1, 1'e 2. Ve öbürünün çemberinin merkezi de neymiş? Merkez 2 6'yı eksi 10. Ve bu çemberler arasındaki en kısa uzaklık soruluyor. Arkadaşlar çemberlerin ayrık olduğunu nereden biliyoruz? Şeklinde soru kendini belli eder zaten. Merkezlerini birleştir. Eğer yarıçapları toplamından yarı toplamından büyükse buradaki uzunluk. Evet çemberler ayrıktır. Yarı yarıçapları toplamına eşitse bak iki çember teğet olduğunda yarı çapları toplamına eşit oluyor. O zaman teğet olur. Hocam yarıçapları toplamından küçük oluyorsa iki nokta arasındaki uzaklık o zaman bunlar iki noktada kesişir diyebiliriz. Bakın kitaplarda bunlarla ilgili yorumlar var. Biz bunları zaten yorum gücümüzde bulabiliyoruz. Gerek var mı? Yok. E o zaman şunu bir yorumlayalım bakalım. Şurada iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 5, Y'ler farkı e 12 yani 12. 5, 12, 13. E birinin yarı çapı 3, diğerinin yarı çapı 4. 4, 3 daha 7. E, buraya kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Evet yarı çapları toplamından büyük olduğu için iki çember ayrık oldu. Ve çemberler arasındaki en kısa uzaklık isteniyor benden. Çemberler arasındaki en kısa uzaklık ya da en fazla uzaklık istenildiği zaman merkezlerini birleştiririz. En kısası burasıdır. Yani cevap altıdır. En uzun istenildiği zaman da şuradaki mesafedir. Yani şuraya gelirsin böyle. Buradan da buraya gelirsin böyle. Yani iki nokta arasındaki uzaklığa yarıçaplar ekler. Hatta formülüze edenler var. Gerek var mı? Yok. Şeklen çıkıyor. Ee, en kısa uzaklık sorulduğunda iki nokta arasındaki uzakta merkezler arasındaki uzaklıktan yarıçapları çıkar derler. Ama şeklen belli. Ya da en fazla uzaklık istenildiği zaman iki nokta arasında merkezler arasındaki uzaklara yarı çaplar Gerek yok kardeşim. Şekli çiz, şekli yorumla. Senden başka bir şey istemiyorum. Gerisi çorap söküyor gibi gelecektir. Evet. Geldik örnek konuçe. Cevabı ne bulduk bu arada? 6 bulduk. Geldik ya, örnek konuçe. Dik koordinat düzleminde A noktasından bu çembere çizilen teğetin uzunluğu isteniyor. Arkadaş yine rastgele bir şey çiziyoruz. A 4'e eksi 2'yi yazdık. Sonra bir çember var. Ve çemberin merkezi kaça kaç? Merkezimiz 1'e 2. Yarı da 3. İşte bu çembere çizilen ne isteniyor arkadaşlar bizden? Teğetin uzunluğu. Arkadaş sen buradan bu çembere bir tane teğet değil iki tane teğet çizebilirsin. Ya bu teğet uzunluğu ya da bu teğet uzunluğu. Zaten teğet, teğet uzunlukları birbirine eşit ya. Bizden bir tanesi isteniyor. O yüzden bir tanesini bulsak yeterli. Peki bunun merkezi neydi? 1'e 2. Rastgele bak şekli çiziyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu teğetin uzunluğu isteniyor bizden. Arkadaş burada iki nokta var. İki nokta arasındaki uzaklığı bulabiliriz. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 3. Y'ler farkı X4. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 çıkar. Yarı çapta zaten 3 birimdi. E merkez T çektik. Yarı çap 3. 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4 çıkar. Bununla ilgili yine formül var. Veya yani işte noktayı yerine yazıyorsunuz da. kükür alıyorsunuz da. Tabi bu eksi eşi 0 dediğinde. Bir deneyin bakayım çıkıyor mu? Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Hani eşit sıfır şeklinde getirip noktayı yerine yazıyorsunuz. Kare kök içinde o teğet uzunluğuna eşitti diye hatırlıyorum. Eşit diye hatırlıyorum. Yoruma yaz. Evet hocam öyleymiş falan diye. Ben çünkü unuttum. Çünkü hiç kullanmıyorum. Aha böyle. Şeklen. Çok da rahat bir şekilde çıkmıyor mu? Çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Evet örnek 3 4 çıktı. Geldik örnek 14'e. Analitik düzlemde bu çember ile bu doğru arasındaki en çok uzaklık en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi çember ile doğruyu kıyaslayacağız. Bak yine çember ile doğrunun birbirine göre durumları var. Mesela nedir? Hocam çember ile doğru kesmez. Bunun yorumunu şimdi yapalım seninle birlikte. Ne zaman? Eğer merkezin doğruya olan uzaklığı yarıçaptan büyükse bu doğru ile çember kesmez. Bir. Ya da ikisini ortak çözüm yaparsın. Deltasına bakarsın. Bu da matematiksel çözüm olur. İki. Tek bir noktada kesir. E, tek bir noktada kesmesi teğet demektir. Merkez teğet çektik. Ee, o zaman ne olacak? Noktanın yani merkezin doğru yol uzaklığı yarı çapa eşitse tek bir noktada kesir yani tektir deriz. Üçüncüsü de iki noktada kesir. E, ee, i̇ki noktada kesmesine merkez kiriş çektik. Kirişi keş parçaya böler. Noktanın doğru yol uzaklığı bak yarı çaptan küçükse o zaman iki noktada keser diyebiliriz. Matematiksel yorumu noktayla doğruya ortak çözüm yaparsın. Deltasına bakarsın. Delta büyük sıfırsa iki noktada kesir. Delta eşit sıfırsa tek bir noktada kesir. Delta küçük sıfırsa ortak çözüm noktası yoktur. Yani o zaman çember ile doğru kesişmez. Bazen bunun matematiksel çözümü daha kolay oluyor. O yüzden sen buna özellikle böyle şey sorularında bu tür sorularda buna dikkat et matematiksel. Normal şekli çizerek tabii ki daha kolay çıkıyor ama şekli çizerek baktığın zorlanacağını hissettiğin zaman hemen ne yapıyorsun? Matematiksel düşünceyle bu işi hallediyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Kısa bir özet geçmiş olduk ama bu da sorular üzerine anlaşılırdı zaten. Şimdi bir merkezimiz ne? Merkezi 1'e 2. Yarı çap kaç? 3. Ya hocam hep de merkezi 1'e 2 veriyorsunuz diyorsunuz. Ama sınavda da 1'e 2 çünkü. <laughs> geçenlerde öyle oldu. Geçmiş yıllarda hep merkezde 1'e 2 geldi arkadaşlar. Haberiniz oldu. E, neyse. Çizelim. Şöyle rastgele bir çember çiziyorum. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekil çiziyorum. Merkezi 1'e 2, yarı çapı 3. Tamam. Bir de doğru var elimde. Bu çember ile bu doğrunun en çok uzaklığı isteniyor. Arkadaşlar en çok uzaklığı isteniyorsa soru kökünden bellidir. Ya demek ki çember ile doğru kesmiyor. Ya çember ile doğru de arasındaki uzaklık zaten ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Ama en çok uzaklığı isteniyor. O zaman da şöyle gelirdik. Şöyle gelirdik ama bazen soru kökü de pek kendini belli ediyor. Neyse bu doğrunun adı ne? 3x 4y 25 eşit 0 doğrusu. Arkadaşlar ben buradan noktanın doğruya yalan uzaklığına bakayım. Çünkü çemberi çember ile doğrunun en fazla uzaklığı isteniyor ya, en kısa uzaklığı istenilseydi merkezden doğruya dik çizerdim. İşte benden burası istenirdi. ama en fazla uzaklığı isteniyor ya. Benden neresi isteniyor? Tam olarak burası isteniyor. En fazla dediği anda yine merkezden geçen şu bombeli olan yerdir arkadaşlar. Çemberin doğruya en fazla uzak olduğu yer. Bak buradan hop daha da kısalaşıyor değil mi? Daha da kısalaşıyor. Yani o yüzden merkezden geçince çap en büyük giriş oluyor ya. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Neyse o zaman ben burada noktanın doğru yol atlığını bulmak zorundayım. Noktanın doğru yol uzaklığı yani şuraya bir h diyeyim. H neye eşittir? Noktayı doğru da yerine yaz. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 2 y yerine 2 yazıyorum. Eksi 25 mutlak değerce bölü kare küçüğünden kare artı b kare ya da 3 4 5. H buradan ne oldu? 3 eksi 8 eksi 5 yaptı. Eksi 5 eksi 25 eksi 30 yaptı. Mutlak değer dışına 30 diye çıktı. 30 bölü 5 de 6 eşit oldu. Haşı 6 bulduk. Benden en kısa uzaklığı isteniyor. E arkadaş bunun yarı çapı kaçtı? Yarıçapı 3'tü. En fazla uzaklığı 6 burada 3 burada. Son işaret dediğim yer kaç yaptı o zaman? 9 yapar. Yani en fazla uzaklığı bu. En kısa uzaklığı istenmiş olsaydı. Hocam burası 3 ya tamamı 6. O zaman en kısa uzaklığı da 3 olur derdik haberin olsun. Tamam örnek 14'te bu. Geldik örnek 15'e. Şimdi bu sefer bir çember ile doğrunun oluşturduğu kiriş uzunluğu isteniyor. Demek ki bu çember ile bu doğru kesiyor arkadaşlar. Kiriş oluşturması için. Yani soru kökü kendini belli demiştim biraz önce. Belli ettiği de belli zaten. E ne yapacağız? Analitik düzlemde hemen merkezi belirleyelim. Hocam merkez 1'e 2 yarıçap çap 5. Çemberiyle bu doğru sorun. Şimdi rastgele bir çember çiziyorum soruyu anlayabilmek için. Merkezimiz 1'e 2 yazıyorum şuraya. Ve yarıçapta çapta 5. Bir doğru var. E, bu çember ile doğru kesmek zorunda. Bu da 3x eksi 4y eksi 10 eşi 0 şeklinde. Şimdi benden ne isteniyor? Bu çember ile doğru bir kiriş oluşturuyor. Bak şu kirişin ne oluşturduğu kirişin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş merkez var kiriş var çektik. Kirişi keş. parçaya böler. Hocam burada noktanın doğruya yalan uzaklığını bulacağız. Şuraya h diyeyim. H bulalım bakalım. Noktayı doğru yerine yaz. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 2 eksi 10 mutlak değerce bölü 3 4 5. Eksi 15 yani artı 15 bölü 5'ten 3 yapar burası. Evet burası 3. Sonra çemberin yarıçap 5. Hop en etkili silahımız yarı çarp. Bak çember bilgisi. 3 5 3 4 5 üçgenden burası 4. E burası da 4. Toplam şu uzunluk yaptı. Kiriş uzunluğu isteniyor benden. Kiriş uzunluğu da toplamda 8 yapar. Örnek 15 8 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Dik koordinat düzleminde x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi hemen merkezini bulalım. 1'e 2 yarı çapı 5. Çemberine üzerindeki eksi 2'ye 6 noktasını açılan teğetin eklemini yazınız. Dur. Şimdi burada üzerindeki bir noktadan bahsediyor. Arkadaş bir nokta çemberin üstünde ise denklemi sağlar. Çemberin üzerindeki bir noktadan bahsediyoruz. Üstündeki. Koy. Eksi 2 koy mesela. Eksi 3'ün karesi artı 6 koy. 4'ün karesi eşittir 25 yapıyor mu? Yapıyor. Ha bu arada ben şunu diyebilirdim. Şuraya 6 demeyebilirdim. Buraya k derdim. Bir de k eleman pozitif tam sayı derdim. Ya yani büyük ihtimal ikincisi k'nın ikinci değeri negatif çıkar. Ama bazen k'nın değeri pozitif de her ikisi de pozitif olabiliyor. Ee, şimdi o durumlardan bahsedelim size. O zaman ne yapacaktın? Eksi 2'ye k'yı burada yerine yazacaktın. K'nın iki değeri çıkacaktı. Pozitif olanı da 6 diyecektin. Ve buraya da 6 noktasını da Tamam. O şekilde de belki soruda 6 da eksik olurdu. Hocam bu ne demek yani? Hocam bir çember. Çemberimiz böyle verildiği zaman. Mesela x yerine sen 2 yazdığında. X yerine bak 2 yazdığında. Hocam y değerleri farklı değerler yapıyor. Bak 2 tane değer çıkıyor. Bak her ikisi de pozitif olabilir. Ya da her ikisi de negatif olabilir. Şöyle. Şöyle. Mesela x yerine 3 yazdın. Hocam 3 yazdığımızda y'leri bak değişik bir değer. Eksi ya artı şeklinde çıkabiliyor. Tabii şey de olabilir bu. E, hocam tek bir değer de çıkabilir. Mesela nasıl? Şöyle. E, ben şu x eşittir 3 doğrusuna mesela teğet olsun. x yerine 3 yazdığımızda y'si kaç yapıyor çemberde? Tek bir değer yapıyor mesela. Başka çemberi iki noktada kesiyor mu? Kesmiyor. Tek değer olduğu durumlar da olabilir. Buna da dikkat et. Bunu da burada söylemişken söyleyeyim. Yani yeri geçmişken söyleyeyim daha doğrusu. Neyse soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Şimdi diyor ki bana bir çember var. Çemberin merkezi kaça kaç? Hocam çemberin merkezi 1'e 2 ve yarıçapı kaç? 5. Sonra üzerindeki yani şu A noktası eksi 2'ye 6 noktasından çizilen teğetin denklemi isteniyor. Arkadaş ben teğet denklemi yazarken kendime ne soruyordum? 1 eğim 2 nokta. Çünkü bir de o doğru denklemi isteniyor benden. Doğru denkleminde 2 soru. Eğimi ve bir noktasını bulacağız. Hocam eğim burada nokta belli mi? Bu doğru üstünde belli. Bu, buradaki nokta var. Peki eğim belli mi? Değil. Ama burada merkez var teğet var. Çek dik yapıza. 2 doğru dik kesiyor. 2 doğru dik kesiyorsa eğimler çarpı eksi 1. Bu doğrunun eğim belli. Y'ler farkı 4 bölü x'ler farkı eksi 3. Yani eksi 4 bölü 3 burası. Hocam bu doğrunun eğimi ne olacak o zaman? Ters çevirip eksiyle çarpıyoruz. 3 bölü 4. Yani eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Hadi yazalım. M çarpı x eksi x, x 0 eşittir y eksi y, y 0 şeklinde yazılıyordu. M dediğimiz 3 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x. Yani x eksi eksi 2 x artı 2 eşittir y eksi Noktadaki y işte denklemi yazdırır bana. 3x artı 6 eşittir 4. Y eksi 24 yaptı. Buradan 3x eksi 4. Y artı 30 eşittir. Pardon eksi 30 eşittir 0 mı yaptı? Evet. Yani cevabımız bu şekilde çıktı. Bu eksi 30 artı 30 yapacak. Pardon 3x eksi 4. Y artı 30 eşit 0 şeklinde doğrunun denklemini bulduk arkadaşlar. İşte analitik geometri gördüğünüz üzere analitikle çemberin karışımı ve geldik şu soruya. Dik koordinat sisteminde çemberleri dik kestiğine göre. <laughs> ilk i̇lk defa böyle bir şey diyor. Hocam çemberler nasıl dik kesiyor ya? Bak iki çemberin dik kesmesi ne demek biliyor musunuz? Bunun tanımını soru üzerinde vermek istedim. Ekstra anlatmak istemedim. Kesim noktalarına gelirsin. Buradan da buraya gelirsin. Burada kaçı 90 derece demek. Aynı şekilde buradan buraya gelirsin. Buradan buraya gelirsin. Burası 90 derece demektir. İki çemberin dik kesmesi. Şimdi bir tanesinin merkezi ne? Merkez 1. 1'e 2. Yarı çapı 5. Merkez 2 ne? Merkez 2. X eksi n'nin karesi. Eksillerini alıyorduk. n'e 14. Yarı çapı da 12 mi? Evet. Bu çemberler dik kesiyormuş. Evet. Çemberlerin dik kesmesini şöyle bir gösteriyoruz arkadaşlar. Bu çemberler dik kesiyor. Buradan aldım buraya geldim. Buradan aldım buraya geldin. Burası dik demek. Birinin merkezi kaça kaç? 1'e 2. Öbürünün merkezi kaça kaç? N'e 14. E, birinin yer çapı 5. Birinin yer çapı 12. 5 12. 13 üçgeni. A 2 nokta arasındaki uzaklığın kaç olması lazım? 13 olması lazım. Hocam y'ler farkı kısa yola yapıyorum. Y'ler farkı 12 ise x'ler farkının yani n-1'in kaç olması lazım? Hani 12, 13 değil mi? Şimdi uzunluk 13 ya. Buradaki uzunluk 13 ise y'ler farkı 12 ise x'ler farkı da 5 yapar. Ya da n-1 eşittir eksi 5 yapabilir. Çünkü eksi 5 de olur artı 5 de olur demiştik. Ya da hiç mi? Dur. Unuttuk mu? Dur. Ne yapacaksın? Hocam n eksi 1'in karesi artı 14 2'nin karesi kare kük içerisindeki nokta arasındaki uzaklık 13 e eşit diyeceksin. Buradan n eksi 1'in karesi artı 12'nin karesi 144 eşittir 169 olur. İki tarafı kareksini alınca öbür tarafa atınca n eksi 1'in karesi eşittir 5 mi yaptı? Evet bu n eksi 1 eşittir ee, pardon 144'ten 169'dan e, 144 çıkınca 25 kalıyor burada. E, e o zaman n eksi 1 ya 5'tir. Çünkü bir şeyin parantez karesi 25 ise o sayı ya 5'tir ya da eksi 5'in karesi de 25 ya. Ya da n eksi 1 eşittir eksi 5'tir. Yani n buradan 6'dır ya da n buradan eksi 4'tür. Benden bu değerlerin toplamı isteniyor. Cevap kaç çıkar o zaman? 2 çıkar. Örnek 17'yi 2 bulduk. Geldik örnek 18'e. Evet şimdi dur bakalım. Geometrik yer. Ya hocam çıkar mı? Ne olur ne olmaz. Dur. Dikkatli dinle ama kolay. Gerçekten kolay. Dikkatli dinle sadece. Dik sisteminde A ve B olmak üzere AB doğru parçasının dik açı altında gören noktaların geometrik yer Dikkat. Şekli çizelim. Bir tane A noktası var. Biri, 2. Bir de B noktası var. B noktası var. 7'ye eksi 6. Ben hem A'yı hem de B'yi dik açı altında göreceğim. Yani bu AB doğru parçasının dik açı altında gören doğru noktalar. Hocam dik açı altında gören bu var. Hocam bu var. Hocam şu var dik açı altında gören. Daha da çoğaltabilir miyiz böyle? Evet şu var. Şurada şu var. Yani şuradaki noktalardan bahsediyorum. Bu size bir şey anımsattım. Bak dik açı altında gören noktalardan bahsediyorum. Hocam şunlar 90 derece ya. Ne geldi aklınıza? Ya hocam çember analitiği konusundayız. İşte bu noktalar çemberseldir. Evet doğru. Çembersel ama niye çembersel? Arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derece mantığından. Şu bizim çapımız değil midir? Evet. E o zaman işte bizden bu noktaların geometrik yeri isteniyor. Yani ilk önce o zaman şöyle merkezi burası olan. Yani M merkezli çemberin denklemi isteniyor bizden. O zaman çember denklemi isteniyorsa bizden. Çember olduğunu anladık. Çember denklemi isteniyorsa bizden. Kendimize iki soru sorduk. Bir merkez iki yarıçap. Merkezi belli mi belli. Toplamlarının yarısı tam burası orta nokta ya. 7 artı 1 8 bölü 2'den 4'e 2 artı eksi 6 yani eksi 4 bölü 2'den eksi 2 yaptı. Yarı çapta şu iki nokta arasındaki uzaklığın yarısı ya da şu iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam x'ler farkı 3, y'ler farkı eksi 4, 3, 4, 5 üçgeninden 5. Yani merkezi 4'e eksi 2 olan ve yarıçap 5 olan çember denkleme isteniyor bizden. x eksi 4'ün karesi artı y artı 2'nin y eksi eksi 2 yani y artı 2'nin karesi eşittir 5'in karesi 25. Bana denklemi verecektir sevgili gençler. Böyle geometrik yer falan filan sorduğu zaman aslında şeydir. Yani şu cümleyle aynıdır. Mesela doğru analitikinde olsaydık işte doğru noktaların oluşturduğu doğru diye soracağına noktalarının geometrik yeri nedir diye sorabilir. Ya da çember analitikinde mesela çember çıkıyorsa işte e, noktaların oluşturduğu çemberin denklemi nedir diye soracağına noktaların oluşturduğu geometrik yer nedir diye sorar yabancılık çekmeyin. Ha geometrik yer ha noktaların oluşturduğu çemberin denklemi. Aynı şey. Abi tek geometrik yer dediği zaman bir şey gizli oluyor. Bunun çember mi olduğunu doğru mu olduğunu gizli yani bulmamız lazım. E bu da dik açı altında gören noktalar olduğu için çapı gören çevre açı 90 derece ya. Yani sen burada çember üzerindeki herhangi bir noktayı aldığın zaman böyle bu ne oluyor? Buradaki noktalar işte tam bu şekilde çembersel oluyor. Evet örnek 18'i bu şekilde bulduk. Ve geldik örnek 19'a. Şimdi analitik düzlemde bu. Merkezimiz kaça kaç? 1'e 2. Yarı çapımızda kök 1982. 1982 ne ya? E, anlayan anladı artık. Anlayan anladı. Daha tüyo vermeyeyim. Anladıysan yazıyorum ha. Ay neyse. Bir garip oldum. Devam edelim. A noktasından çizilen kirişlerin orta noktaların geometrik kiri. Aa, vay vay vay. Soruyu basit bir şekilde çizelim. Anlayalım. Arkadaş şöyle bir çember var elimizde. Şöyle bir çember. Çemberimizde özellikle büyük çizdim. Şöyle merkezimiz kaça kaç? Merkezimiz 1'e 2. Hocam diyor ki burada bu merkezi 1'e 2 yarı da kök 1982 çemberine. A 7'ye 6 noktasından. Şimdi A noktası 7'ye eksi 6 arkadaşlar çemberin içindedir. Bir noktanın çemberin içinde olduğunu nereden anlarsın? Noktayı yerine yazarsın. Bu sayıdan küçük gelirse içindedir. Eşit gelirse üzerindedir. Büyük gelirse noktayı yerine yazdığımda o zaman nokta çemberin dışındadır. Tamam mı? Bu olay bu. Çünkü ee, şöyle de düşünebilirsin. İki nokta arasındaki uzaklık yarıçaptan çaptan küçükse çemberin içinde yarı çapa eşitse çemberin üzerinde ya da yarı çaptan büyükse iki nokta arasındaki uzaklık nokta çemberin dışında yorumu yapabilsin. Ya da üzerinde olduğunu nereden anlıyorduk? Nokta yerine yaz direkt denklemi sağlıyorsa. İşte içinde olmasında nokta yerine yazdığında küçüktür oluyorsa içinde büyüktür oluyorsa da şey. Neyse bu iki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkının karesi 6, 8, 10. 10 kök 1982'den küçük olduğu için çemberin içinde. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? Buradaki noktadan geçen bak 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 bak. A A 7 6 noktasından geçen kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. İlk önce şunu düşüneyim. Hocam, ben bu noktadan geçen en kısa kirişi çizeyim. Arkadaşlar, bir çemberde geçen en kısa kiriş şu noktadan geçen en kısa kiriş neydi? Hop, şudur hocam. Şu eşit olan kiriştir. E hocam bu eşit olan kirişse o zaman ben bu kirişin orta noktasını ne olarak buldum? Bu. Yani A noktasının kendisi olarak buldum. Birincisi bu. İkincisi. Hocam bu noktadan geçen en büyük kirişi de bulalım. En büyük kiriş nedir arkadaşlar? Hop çap değil midir? E bu çapın orta noktası da bu değil midir? Evet. Yani senin buradaki nokta bundan daha yukarıda olamaz. Ya da bundan daha aşağıda olamaz. Çünkü niye? Şundan dolayı dostum. Çünkü şundan dolayı en küçük kiriş bu. En küçük kiriş bu olduğu için bundan daha küçüğü çizemezsin. Bundan daha küçüğü bak şurası yapıyor. O da noktayı yukarıda taşır. Zaten bu noktadan geçen en kısa kiriş bu olduğu için noktaları bundan sonraki şöyle bir kiriş çizdiğin zaman bunun orta noktası burada olur mesela. Ya çizdiğin zaman orada olur ya da en büyüğü şurası. Bundan daha aşağıda olamaz. Peki diğerlerine de bakalım şimdi. Şimdi yorumladık. En üstteki nokta bu, en alttaki nokta bu. Hocam başka kiriş. Mesela şuradaki kiriş Orta noktası neresi yapıyor? Hocam şurası yapıyor. Başka kiriş çizelim. Yorumlayalım. Şuradaki kiriş. Orta noktası neresi yapıyor? Tam şurası yapıyor. Ondan sonra çizelim, çizelim çizelim çizerek bazen anlaşılıyor. Şurası. Hocam orta noktası neresi yapıyor? Bak şurası yaptı. Başka bir daha çiz. Hocam şurası. Bak orta noktası neresi yaptı? Şurası yaptı. E hocam noktalarımızın bak çembersel olduğu biraz belli. Devam edelim. Hocam şunu da çizelim orta noktasını. Sonra bunu da orta noktasını çizeceğiz. Sonra şunu da orta noktasını çizeceğiz. Sonra şunun da orta noktasını çizelim. Şöyle dur bakayım. Şöyle orta noktalarını göstereyim ben sana. Bunların da orta noktalarını şöyle düşünelim. Orta noktası bu, orta noktası bu, orta noktası bu, nokta, orta noktası bu. Bundan daha yukarıda ya da bundan daha aşağıda olamaz. İşte buradaki noktalar ne oluyor arkadaşlar? Çembersel oluyor. Hop. İşte buradaki noktaların geometrik yeri isteniyor bizden. Hocam en uçtaki nokta bu. En alttaki nokta buysa o zaman bu bizim çapımız olacak. O zaman tam bu çap olacaksa e o zaman ne olacak? Merkezimiz burasıdır. Merkezimiz kaç yapar? Şu e, kaça kaçtı burası? 1'e 2 idi değil mi? 1'e 2 ile 7 eksi 6'nın orta noktası. Toplamlarının yarısı 8 bölü 2'den 4'e eksi 6 artı 2 kaç yaptı? Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 yaptı. Merkez eksi 4'e 2. Yarı çap uzunluğuna bulalım. Bu kere bir kere burada bir, burası 1'e 2. Şu çap uzunluğuna bulalım. X'ler farkı Hocam x'ler farkı 6. Y'ler farkı eksi 8. 6, 8, 13 geninden 10. Çapımız 10 ise yarı da 5 çıkar. Yarı çap 5 oldu. Evet merkezi 4 eksi 2 ve yarı çap 5 olan noktaların geometrik yeri isteniyor. Yani x eksi 4'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. 25 yapar dostlar. İşte bu kadarı çıkar mı? Çok öncelerden çıktı arkadaşlar. Çok öncelerden çıktı. Haberin olsun. O yüzden bunları şu iki soru mantığını iyi anla. Böyle geometrik yerle ilgili belki soruyla da karşılaşabilirsin. Bence önemli. Yani bunu anla. Buna benzer bir soru. Zaten bu iki soruyu anlarsan buna benzer bir soru karşına çıktığı zaman yani %90 ihtimaliyle yine büyük ihtimalle yaparsın gibime geliyor dostum. Evet gençler böylelikle standart denklem hallettik o zaman. Bir sonraki videoda çemberin genel denkleminde. Hiç zorlanmayacağınız bir yer daha. Çemberin genel denkleminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.